Günaydın sevgili arkadaşlar. Bugün Kaş'tan ayrılıyorum. Artık Antalya'ya dönme vakti. Size Kaş'ın bu güzel manzarasından, tabii çok göremiyorsunuz denizi ama kamerada bir video çekeceğim. Evet, Reti oynamamı isteyen vardı. Reti oynayalım. Tabii bu Katalan'a da dönebilir. Şimdi D4. Bakalım ne oynayacak? D5 mi oynayacak? D6 mı oynayacak? D5. C4. C6. At BD2, Vezir C2 ile oynayalım. Fil F5 çıkarsa Vezir B3. Fil G4, Vezir C2. Şimdi B3, Fil B2 oynayabiliriz. Aslında E3, Vezir E2'li sistemler de var. B3 oynayalım biz. Kale C8, C5 gelebilir mi? Ona dikkat etmek lazım. Burada E4 oynasak. Fil F3'e fil F3 alacağız. D4, at E4. Şimdi burada vezir E4 alıp at B6'ya C5 sürsem. Evet, D5 karesini veriyorum ama ben de B4, B5'te bir atak yapmak isteyeceğim vezir kanadında. At F6'ya vezir D3. Şimdi fil E3, kale D1, kale C1. İşte vezir B6 yine fil E3 oynayabiliriz. B2 aldığında kale F1, kale B7 var çünkü. Kale F1'de vezir düşüyor zaten. Şimdi merkezde bir üstünlüğümüz var. Hafif bir üstünlük. Fil çift avantajımız var. At F6 yerine at B6 oynayabilirdi. Evet, vezir B6'ya fil E3 oynayacağız. Vezir B2 alamıyor demiştik. Şimdi D5 gibi bir hamlem var. Tabii B3 de oynayabilirim burada. Kale D8, C5 fitil oynarsa D5 sürüyorum her zaman. Hatta DC5 de alabiliyorum. Vezir istiyorum ben de. Vezir A5. Şimdi A3, B4 oynasam. Şimdi E5 sürmek istiyor. C5 artık süremiyor. Vezir C3, at D7 gelebilir belki. E5 sürme fikriyle. O yüzden vezir B3 gelsin. E5 sürsün. E5'e D5 alacağım. A6, kale A1. Şimdi vezir kanadında zayıflıklar var. Siyah kaleler zayıf. Tabii kullanamıyoruz şu an. Ama uzun vadede kullanabileceğim bir zayıflık. Belki A4, A5 sürülebilir. E5'e D5 de düşünülebilir. Için biraz daha zor bir konu. Nasıl oynayacağını karar vermesi gerekiyor. Belki at D7, E5 fikriyle oynayabilir. Biraz daha yavaş tabii. Her zaman D5 sürebiliyorum. E5. Şimdi burada E5'i almak daha mantıklı geliyor bana. Oyunu açmak. Fil çiftim olduğu için oyunu açmak gerekiyor. Karar vermemiz lazım. Fil F4 oynayabiliriz. Vezir nereye gidecek? Vezir E6 belki gelebilir. Vezir E6 ufak bir açmaz oluyor C4'te. Belki daha sonra B5 oynamak isteyebilir. O yüzden vezir C2 kaçmayı planlıyorum. Şimdi at H5 gelemiyor. Film var F3'te tutuyor.
C piyonuna çok dokunmak istemiyorum. C5 sürdüğümde D5 karesine yerleşiyor çünkü. Evet, D dikeyini de bana verdi. Kale D6 gelebilirim. Bir tane şah G2 oynamak yararlı olur. Şah tempolarından kaçmak için. Şimdi kale D8 gelmek istiyor. Kale D8 ile kale D6 oynayayım. D dikeni ben elimde tutayım. At E8'e kale D2 gelirim. Şimdi burada C5 mi, vezir D2 mi? Artık at D5 çok etkili değil. Ama D6 piyonunu geçer piyon, etkili piyon D7'den bloke olabiliyor. Vezir D2 oynayayım. C5 de güzel aslında. Şimdi yapmam gereken vezir kanadını A4 B5 ile açıp B7'yi almak. Vezir D7'ye vezir B8 şahım var. H5. Şimdi H3 oynayalım bir. Vezir alsın. H4 bir tehdit değil aslında. A4 B5 fikriyle oynayabilirim. H4 de oynayabilirim aslında ya. O düşünsün. Vezir değeri için belki H5 oynamış olabilir. Şah H7'ye kaçıyor. At E8. Şimdi acaba vezir C5 gelsem A4 B5 oynasam D dikeyine geldiği zaman hiçbir şey yapamıyor. Vezir C5 at C7 at E6 oynayabilir mi? Vezir E7 diğer bir fikir. Fil F6 gelebiliyor. Bir de vezir D3 A4 B5 var. Şimdi A4 B5. Beyaz renkli fil olmadığı için beyaz karelerde zayıflık yapmaya çalışacağım. Yani daha doğrusu beyaz karelerdeki piyonlara basmaya çalışacağım. Vezir E6. Şimdi vezire bir şah çekmek istiyor. A4 sürersem şah G2 oynayalım bir. Vezir D8'lerim de var. Veziri bağlamış oluyorum E8'e. Acele etmeden oynayacağız. Yavaş yavaş rakip kampta zayıflık yaratacağız. Piyonlarda özellikle oyunu atacağız. Şimdi at G4 bir tehdit değil. Ben burada artık A4 sürebilirim. Vezir E1'e çünkü A5 var. Şey B5 var. Vezir E1, B5, at G4 oynarsa fil G4 alabiliyoruz aslında. Evet, B5'e at C5 gelmek istiyor. Nasıl devam edeceğiz? Burada C5 sonra B5 sürebiliriz aslında. C5 at F6 gelirse at D5 gelmek için sonra B5. Etkili oluyor.
Direkt B5'te sürebiliyorum. At C5'e vezir A3 gibi bir hamlem var. Fil F8'e C6'ya alacağım. Yani B5 sürdüğümde at C5 gelirse vezir A3, fil F8, BC6, BC6 alacak. Şimdi veziri kaçabilirim. Açarak bir tehdit yok. Ama burada C5 de hoşuma gitti. B5'i süreceğim. Fil D6 oynayacağım. Fil D6'ya koyacağım. Vezirin 6. atayla bağlantısını kesmek istiyorum. B5 sürmek istiyorum. At E5 bir tehdit mi? Vezir D8 oynayabilirim. Belki vezir E4, vezirleri değiştikten sonra C5 de olabilir. Gelelim vezir E4 ya. Bu da hoşuma gitti. At E5'e B5 düşünmüştüm. Tamam, ben zaten B5 sürecektim. Şimdi at C5 bir tehdit değil çünkü BC6 var. B6 ile bağlayacak onu. At C5 iyi bir hamle değil. Çünkü buna kaybediyor artık. At E4'de CB7. O yüzden BC6 almak zorunda. Fil C6. Net piyon öndeyiz. Orada B5 alıp B6 sürmesi lazımdı. Bu sefer de B6'ya fil E3 oynadıktan sonra şaha yanaşıyorum artık. Evet, temiz bir piyon öndeyiz. Şimdi siyah kaleden bloke edebileceği için siyah kareyi destekleyecek şekilde mesela fil C7. A5 sürmek istiyorum. At D3. Çok emin değilim. Fil C7 gelsem. Fil D4 gelebilir. Ha. Gerçi F2'yi versem de kazanç aslında. Fil C7. Fil D4. A5. Fil F2'ye fil B6. Sonra A6 A7 kazanıyor. At F2'ye de fil B6 var. Ama hiç vermeden oynayabilir miyiz? Neden oynamayalım? Şimdi şah F1'den geleceğiz. Şah F3, at E5 var. Dikkatli olmak lazım. Artık şahın aktifliği. Şimdi buna fil B5'te atı bir kısıtlayalım. At G4'de de fil C5. Şahı kısıtlayalım. Veya fil D4 de güzel, at G4'de. Şimdi at vezir kanadına yanaşamıyor. Burada da yine atı kısıtlayalım. Şimdi at h6 oynarsa at f5 geldiğinde bu sefer fil c5 oynuyoruz. Yine kısıtlamış oluyoruz atı. Gelelim. Evet, yine atı kısıtladık. Şimdi şahın artık yürüyüşü. Ya da şah B7'deyken fil B6. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde saldıramıyor benim piyonlarıma. Şah D3, at E6, fil D6. Aslında fil E3 de oynayabiliriz burada. Ama ben şah F8 gelmesini istemiyorum. Fil D6 o yüzden oynamak istiyorum. Fil B6 oynarsa F3. Fil G3 tutuyor. Şimdi şah C4, şah D5, şah C6.
Gördüğünüz gibi filler çok güzel kısıtlıyor taşları. Güneş yandan yandan geliyor. Şimdi burada fil C4 oynarsam atı kısıtlamış olurum. At E8'e de fil E5, at hiçbir yere kıpırdayamayacak. At G7 gelmek zorunda. Yani vezir kanadında tutmasını istemiyorum. Şimdi şah D4, şah C5 gelmek istiyorum. Tabi at E6 oynarsa fil E6 teknik kazanç artık. Almak zorunda değiliz fil E6. Şimdi at B6'ya gelebiliyor. Biz bir şah D4 oynarsak at B6, fil B5, at yine kısıtlanacak. Çünkü fil B6'ya fil C5'im var her zaman. Şah D5'e fil B6 oynuyor. O yüzden fil B5 oynayalım bir. At B6'ya. Şah E5'ten girecektim. Şimdi B5'i almak istemiyor. O yüzden şah E5 gelebiliriz. Fili de saldırabilirim artık. Atın durumuna göre şah F6 gelme fikrim olabilir. Buna tabii ki fil E3. Atı kısıtlamaya devam. Şimdi şah D6 giriyorum artık. Bakın şah halen oyun dışı. Gelemiyor. Şah D5. Şah C6'dan gireceğiz. Şimdi burada fil V6 daha temiz. At D8 şah çekiyor ama bir saniye. Şimdi ters renkli fillere girmek istemiyorum. Fil D6, fil B6, at D8, şah C5, at E6 beraber olacak. O yüzden şah 6'ya gitmek daha mantıklı olabilir. Şimdi fili kaçtığında burada fil B6 da oynayabiliriz ama at C7. Şimdi fil B6 oynasak. At C7'ye şah B7. Artık piyonu durduramayacak. At C7 şah B7. At B5'e fil D8 de alabilirim. Fil D8, şah D8, AB5 de oluyor. Artık A piyonu sürülüyor. Şah D6. Tabii ki fil C4 oynayacağız burada. Şahları da kesiyoruz. Gerçi şah çekemiyor ya, pardon. F7'ye baskı yapıyorum. A5 süreceğim bir sonraki hamle. Biz de artık gidebiliriz. Şimdi tehdit fil C7. Fil C7 A6. A7'yi kesemiyor. Evet, güzel bir maç oldu arkadaşlar. Teknik de oyun sonu. Bu oyun sonunu tekrar tekrar inceleyebilirsiniz. Videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Nasıl oynanması gerektiği ile ilgili. Acele etmedik gördüğünüz gibi fil çiftinde. İlk önce taşlarını kısıtladık, sonra şahımızı aktif hale getirdik, şahı B7'ye koyduk ve kazandık. Güzel, öğretici bir oyun sonu oldu. Salı günü görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.